Çöl atağının ağrını inni men alıp verecek sizden miydi? Cellatları gelsinler, hemmetinin kellesini kestirler şunun miydi? Atasından uğurlayıp doğunu satan adam bula, atasa bulardan ağrını alıp bilmeyendir, min ödüm alıp veriyen bulan ağrını, atasının ağrını inip, gazap etti, cellatlar çağırdı. Bulan bağırsa çığırıp ağlaştılar. Şunla aittı bulur, hay, bir oğlum gitti deyip ağlayan Yakup, inni hemme oğlularının ölününe haber verseler, on halin nehil olur kadip bulur, atasından şuraya ağladılar öyleri. Tağlı konuğumuz, iyi gün başımız, atağımıza iyi ver deyip, ne meden, Yusuf Aleyhisselam'ı yürü yumuşadı. Yürü yumuşatma, ağladı öyle. Bismillahirrahmanirrahim. Hormatlı mu'min ve musulman Türkmen doğulur. Ustad-ı Muhterem El-Hac Abdurrahman Ahundi Tengitana'nın Kur'an-ı Kerim'nin mübarek Yusuf Suratını tefsirlep de Aydan Gurunlarının 35. bölümünü 53 dakikanın mutlatımına dikkatimizi hüdürleyer. Bu bölükte bir mübarek suranın 89. ayetinden te 92. ayetinin tefsiri hakta kurumu olur. Dinleyin. Esselamu aleyküm ورحمة الله وبركاته الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد حرمت العظيم في المدعو اللور أقد بارك وتعالى إن أقيان جمال رغذي وإشتيان حطب رغذي ودنليان وغضو نثيغت رغذي وإديان بارسة إبادات وإذكار رغذي أقد بارك وتعالى أذر ياهن قبول إيلهن أقد بارك وتعالى bize indirin muaddes kitabını fermaş ediyye. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Lekad kâne fî kasasihim ibratun li ulil elbâb. Sadakallâhul azîm. Yani Allah tebârek ve teâlâ diye geçen peygamberlerin gururlarına ve onların kıssalarına ve onların başına gelen işlerini işitip de dinlemekte akıllı adamlar için ibretler vardır. Boşundan almalı faydalar, neticeler vardır diye. Ona göre, yaşı vat beri Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın kısasını kurrun edip geliyor. Hazreti Yakub Aleyhisselam oğullarını hem mesleği iyi verdi Mısır'a, Mısır'ın padişahına varın, onun haş dedin, olmayan oğlumu zınnan edip koyuptur, onu göversin deyip Mısır'ın padişahına bir namı yazdı. Ve ondan sonra onları aydınken yani gurunları vardı. O namanlı oğlunla eltip verdiler Aziz Mısır'a. Aziz Mısır'da Fevri onu okuyup cevabı namanı yazışa vakti iyi verdi. Yine şeyle bir gurunlar ve kaygılar o namalarını olur önkü kutbada size iştirdik. Şimdi şundan almalı netice ne mulli? Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın oğulları atalarının Aziz Mısır'a yazan namazını eltip Yusuf Aleyhisselam'ın eline veren zamanında Yusuf Aleyhisselam fevri namanı açıp okuymağından belli oldu. Bir yerden gelen namanı basım okuymalıgı. Yaltanıp okuymanı koyamaz değil. Son bir yerden namı gelse Fevri mazmununa yetik bulup da o Müslüman da onun isteğinin hedefinin onu duymalı. Ayıbın oklakı da ayıvat okuyumda bulmayalı koymalı değil. Son Hz. Ali radıyallahu anh fermaş ettir.
afetul amali el betala, yani işlerin ulukon afeti yaltarık bittir. Hayr işe tacil hiç vakta yaltanmalla yaltanmak diyelleri insanına bulun bir bet sıfatın biri. Onun için o konelerimizin kalın bir zerbi mesel vardır. Yaltanan yarıymaz, oğru bayımaz diyor. İnni yaltalık bilen oğurluğu denge diyerler. Ay sonra edersin, sonra edersin deyip de yaltanıp da edecek işin tahire koysan, şu bir insan için ulukun zef. Bilen oğurlar da oğurluğunun en iyisi yaltalıktan geliyor. Şimdi o da halklara gidip işleyip kazanıp, şöyle ve halal lukman izinle geçse yaltanmasa, onu da Hüday Tebârik ve Teala ona giymiş geldi geçecek. O ne miş etti? Yaltanlı da madem teyyarın eyyeti olup, halkın zâdını göğüp çıkıp, halkın zâdını almak bile mi oluyor? O lukan bedbahti. Ve onun için, Hedret Ali radıyallahu anh bir, o lukan adamların afeti, yaltalık bittir. İkinci alman netice Hazreti Yakub aleyhisselam öz namazının başına Bismillahirrahmanirrahim yazmağından ve Hazreti Yusuf aleyhisselam da atasına cevap verip yazan namazının başına Bismillahirrahmanirrahim yazmağından belli oldu. Her bir eşraflara yazan namazının başına Bismillahirrahmanirrahim yazmak gerekliliği. Şu bir insanın ulukun imtiyazı. Ne geçen ustadlarımızda Abdülkadir Ahun tafsirin bir şagirdlerinin biri bir inhirafa çekilip kenara gidiptir. O zaman şu ikisinin arasında reddi bedel nama yazılıptır. Onun kardeşan tafsirleri bana köyközü ikisinin namazını, şagirdin namazını, ustadın namazını. Şagird yazdır başına, Bismillah yazmani, ustad beytmeyli, gel on şöyle eylemeyle deyip yazdır. Yine Abdülkadir Ahun tahir, Bismillahirrahmanirrahim deyip önüne Bismillah bilen yazıptır. Onu gör, bunu gör deydi, arif adamların, ilimli adamların, evliyaların gefini gör. Bir deydi Kur'an'a mutabık, ne Bismillahirrahmanirrahim yazdırır. Bakın ki o şairden yazıyor ama. Ona da şey deyip yazdırır. Açık ol yanım, namanın evine Bismillahirrahmanirrahim yazmak, geçen evliyaların, seleflerin yolu. Hatta Hazreti Süleyman aleyhisselam, Seba milletinin kafir padişahı Bilkis diyorlar. Bilkis bint-i Hethat ben-i Şurahbil. Şu Seba diyen yurdun padişahı, şuna yalan namazını Kur'an-ı Kerim şu hilli beyan ediyor. Süleyman Peygamber, şu Bilkis diyen uvat Bilkis kafir padişah, şuna yalan namazını Kur'an'ı şu hilli beyan ediyor. Şun yalan namazı ne Sure-i Neml'in 31. ayasında şu hilli yazıptır. Bismillahirrahmanirrahim. Ella tağlu aleyye. Ve'tuni muslimin. Yani sizler, ey Bilkis padişah, bana üstün bulman, bariniz bana gelin, benim büyüklerime boyun koyucu bulun yağdaylarınızda, deyip şu namanı yazıyor. Nişe namanın başında Bismillahirrahmanirrahim yazdır. Yine şu yerde Hazreti Süleyman Aleyhisselam namazını Bismillahirrahmanirrahim bilen unvan etti. Ves namanın evine Bismillah yazmak geçen ullarımızın yolu. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde fermaş ediyor. Kullu kelamın zibalin la yubda'u fihi bismillahirrahmanirrahim aktağu. Hayisi bir gefi ki ödün şerefin, şerafatın kovulan, eyesi bulgan gep, şunla bismillahirrahmanirrahim bilen başlanmasa şol gep bereketten halidir,
bereketten boştur deyiptir. Biz onun için Bismillahirrahmanirrahim hükmen yazılmalı namanın başında. Geçen tarihlerde Sene-i Hicri-i Kamari'nin 616. yılına bir şair geçiye, bir arif, Hekimi Ebu Muhammed Elyas İbni Yusuf Nezamiye Gencevi diyerler adına şıkırın neyse kanunu ve 30 kanunun için bir kanununa Behr-i Besit diyerler. İşte Behr-i Besit kanunu bilen şu şıkırı yasaktır. Ey namı to behderin seragaz, binamı to name keykunem baz. Ey özünün adi hemme dibaşların, mukaddemaların başına geliyen kovu atlı Allah dedi de, senin adın bulmani mennehilli nama yazarın diye. Arayişi namı has namet, asayişi sine has kelamet. Senin adın tamam namaların ziyneti, hatların gürlüğüdür senin adın. Senin kelamın da yüreklerin bir asayişidir, bahçe yüreklerin aramışıdır deyip. Ela bi zikrillahi tetmeynul kulub diye Kur'an'la Kudayın adı bilen, Kudayın zikri bilen kalpler aramış tefer diyen. İnha Gencevi'nin ayden o şığırı işte ayede muvafık. İnniyen evre almayı evreti bir şey. Hazreti Yakub Aleyhisselam Bismillah'dan sonra deslap öz adı bilen başlap sonra Aziz-i Mısır'ın adını getirmeginden belli oldu. Bir şahsı namı yazmalı olsan, evinçe öz adın bilen başlap, sonra öz namı yazılayan adamın adını yazmalı. Mesela Bismillahirrahmanirrahim, innehu min falan ibni falan, ila falan ibni falan. Şihilli, unvan şihilli edilmemişler. Geçen seleflerin yolu şey. Sene-i Hicri-i Kamari'nin 110. yılına tabiilerden bir fakih-i muhaddis Abdullah İbni Muhammed İbni Sirin diyen bir kişi geçiptir. Onun şöyle Abdullah İbni Muhammed İbni Sirin bir safari irade diye. Gitmeli olduktur onun vaktinde şunun atası Muhammed İbni Sirin şu geplirey diye. Ey oğul diye sen musafiratta bana bir nama yazsan, deslap öz adın bilen başla, ondan sonra men adım getir. Eğer tronnen men adımı getirersen, sen namanı okuymarın deyiptir. İnha, seleflerin edebi yolu şücürmüş. Dördüncü almalı netice, Hazreti Yakup ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam, öz namalarının inkirinden, Vesselam deyip aitmaklarından belli oldu. Her bir namanı salam bilen sonlamak gerekli. Yine bir olukun tekke kelamlar vardır. Vesselam nama tamam deyip. Yine namanın yerinden Vesselam yazılayan işlemden şuraya. Onun için Peygamber-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fermaş ettir. Esselamu tahiyyetun li milletina ve emanun li zimmetina. Yine salam diyenleri bizim milletimizin ulukun hurmasıdır deyip. Ve bizim boyunumuzun da ulukun azatlığıdır. Yani ehdimiz şey. Bir adam, bir adama, bir şahsa salam verse ya bir cemaatta ne mi dedi oluyor? Entum fi amanin minni. فَلَا أَذُرُّكُمْ بِشَيْءٍ Ey kardeş, sen bizden amanlısın, bizden sana ziyan yoktur dedi. O zaman da وَعَلَيْكُمْ السَّلَامُ deyip cevap veriyen ne? O da ne mi diye? Ha, biz de hemşin şeyle, bizden de sana ziyan yok, bizden de kaygısız ol, bir amanlı ol dedi. Biz
Selam bizim milletimizin hormasıdır deyip Peygamber aydıptır. Onun için kelamın sonuna salam yazılıyanın felsefesi sunan sürmüş. Beşinci alman netice, Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın atasının namasını okuyup fevri ona cevap yazmağından belli oldu. Her bir gelen namaya cevap vermek gerekli. Bir yerden nama gelse onun fevri cevabını vermeli. Sene Hicri Kamari'nin 373. yılında bir fakih geçittir. Ebu'l-Leys Nasr ibn-i Muhammed ibn-i İbrahim Semerkandî diye. O kitabında şunu yazıptır. وَاِذَا وَرَدَ عَلَى اِنْسَانٌ كِتَابٌ بِالتَّحِيَّةِ اَوْ نَحْوَهَا يَنْبَغِي اَنْ يَرُدَّ الْجِوَابِ لَاَنَّ الْكِتَابَ مِنَ الْغَائِبِ كَالسَّلَامِ مِنَ الْخَادِرِ Yani ne mi deyip bir, her vakit bir adamı bir yerden bir hormat bilen bir namı gelirse, fevri ona cevap yazmalıdır. Çünkü gayipten gelen kitap, hazirden gelen salam yalak deyiptir. Şu an oturken bir adam, Esselamu Aleyküm deyip de sana salam verdi. Fevri sen boynuna vacip oluyor, ve aleyküm esselam demek. Ve aynı şunun yalak, bir daştan, bir gayipten sana bir name gelse, fevri okuyup da derrev cevabını yazmalı. İbn Abbas'tan rivayet olupdur. İbn Abbas, kâne yarar etti cevabil kitap, vaciben kemâ yarar etti selam. Hazreti İbn Abbas, gelen namanın cevabını vacip görüyor deyiptir. Göye verilen selamın cevabı vacip oluşu yalak deyip. Onun için Yusuf Aleyhisselam da atasından gelen namanı okuyup da başka gururuna meşgul olmanı derrev cevabı namanı yazıp iyi verdi. İnsan yerlerini Hüday Tebarek ve Teala erdeşli mahluk etti. Hormatlı mahluk etti. Bunların kefinin de ihtiramı var. Namasının da ihtiramı var. İnsan yerleri heyvanda birbirine edep, ikram, mehabbet, şu zatlar bilen insanı Hüday Teala hemencik mahluktan ulu oldu. Gerek insan beyleki mahluklardan tefavutu olmalı. İnsan arasında ferheng olmalı, edep olmalı, muhabbet olmalı. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam şu hadisinde fermaş edilir. Tevâselû bil kitâb velev şattatit diyâr. Ey ümmet! Siz birbirinize vuslet edin, birbirine yakınlaşın, birbirinize namı yazmak bilen, gerçi taş yurtlarda da olsa, birbirinize yurtlarınız taş da olsa, aranızı yakın edin, namı yaz birbirinize dediği. İnnelhamdülillah, namanın yerine şu attı telefonlar, mobiller, şu saatler şunun yerindeki saat, vaktal vaktal birbirinin halinin haber sorup Allah'a vaat edip durmak insanın bir vazifesi. Beşinci alman netice, Hazreti Yakub Aleyhisselam, Aziz Mısır'ın namasını okuyup, bu nama padişahlar yazısı olmalı değil. Belki peygamberler yazısı olmalı. Umid ediyen şu yazgının iyisi, şu Yusuf'tür deyip. Aytmağından belli oldu. Hazreti Yakub Aleyhisselam firaset eyesidigi ve beter sinsilgi. Çünkü Uday Teala'nın iyi veren peygamberi olurdu. Akıl var, dert var, huş var, firaset var. Sinma gördü ki ol uslub padişahların uslubu değil. Onlaki hat, edep, ikram bir ehl-i hal adamın kabul mallip düydü. Ve Hazreti Yusuf Aleyhisselam üslup namanı ütüyordu evinçe öz adını unvan etmeni Hazreti Yakub Aleyhisselam'ın adını yazmakından ilham almaklığı da mümkündür. Hasıl kelam altıncı alman netice Hazreti Yakub Aleyhisselam
Әзейді мүсірге, сен мен оғылымны тұстығы етмә, рұқсат бер, елсін, егер мен дейенмі етмесен, менің қарғышыма ала асан, сеннен өрген еді нәсіл зиян шекер, дейіп айтмағынның белі болды. Бейік таңырыға яқин адамларың дейенмі етмеген адамлар қасы зиян шекіп, ұлықан өкінші қалиярлығы. Бәс Құдайы яқин адамлара үкмән әхмиет бермелі, нәмі дейсе дейенні етмелі. Мәдине-і Мүнәвәрәде фуқаһа-и сәбғә дейін 7 дәне алым мәді. Мәруф фуқаһа-и сәбғә дейін. Шейді алымын бірін Саид ибн-і Мусайиб дейін. Сәне Hicri-i Kamari'nin 94. yılına dünyadan geçen şol Said ibn-i Musayyib, şol ağlımın adı Said, atasının adı Musayyib, kakasının adı Hazın. Şol öz ceddinden haber veriyor. Şolun ceddi Hazın, Peygamber'in salamına geliptir bir var. Şolunu Peygamber-i İslam sorabdır, sen adın ne ediptir? Onu alayıptır, adım Hazın ediptir. Peygamber Aleyhisselam ente sehl, hazın adı koy, sehl olsun adın deyip. Şuna cevap verdi, la yugayyiru ismen semmanihi ebi. Men atamın da kanı adını yüttürebilecek ya, ol adıma atam o yüttürebilir. Sehlliyeni sahip tekilecek yer ayrıl ya, hazınliyeni çıkınoklu adır budur, çıkok tümmi yerlere hazın değil diye. Şunla yankı Said ibn-i Musayyib, yankı yedi ulukun alım biri, şol fermaş ediptir, mâ zâletul huzûne fînâ bağda. Şol kâkımız varıp, şunu ayır şu adı diyenini, peygamberin diyenini etmedi, şunun meğer bizim tohumumuz, mıdam ahbilen vahda, negaranla, başakaylıkta, musibatta, diğer unide bulup yaşap yörsiptir. Şundan meğer. Yine Yakub Aleyhisselam aittı da, Aziz-i Mısır'a, ben diyenimi etmesen, oğlun koyu vermesen, ben bir kardeş etsem, bir özün ziyan çekmezsin, 7 neslin ziyan çeker, diptir. Bes, dil doğalı adamların diyenini etmeli, onun kardeşin alamalle, o ne bir özüne ziyan olacak, 7 nesline de ziyan olacak. İnni Hazreti Yusuf Aleyhisselam özünü tanıtacak doğullarına. Yusuf Aleyhisselam yankı doğullarına bir kavala hat çıkarıp verdi. Yine aşağıda bir kavala ve bir yazılan hatba ibri dil bilen heyimini okuyup başarıyanız bağ mı dedi. Hemen doğru ama biz özünü okuyup biler dediler. İnne o doğulları Mısır'ın tacirine sattılar, kuyudan çıkarıp bir sivi. Şol Mısır'ın tacirinin adı Malik ben-i Zuğar'dı. Şol tacir de bunlardan bir nama allı, hat allı. Şu oğlunu sana satyanlayıp, buna da imda edip veriptiler. İnne Yusuf Aleyhisselam'ın şolları çıkarıp köketlerin kavalası hati şokat. Yine bunlar şu hatları okuydu da evre havaları kaçtılar. Bu hata işlerinin aittılar şu bilin yazıp verin hatımız bir ellene 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 kavuşakı da bu padişahın eline düşaptır o değil bula. İşlerinin şuna aittılar onun taşına çıkarıp aydan yapılır şey bir kavala bir senet deydi bir kulumuz vardı şu kulumuzu Mısır'ın tacirine satanımızda şuna veren senedimiz biriydi. O zaman Yusuf Aleyhisselam'a aitti. Şu kitabı okuyun dedi. Ben eşteyim dedi. Ne yazdığınızı şunu okuyun dedi. Onun çaresiz bunu okuyun olurlar. Şu vaatle veren namazı şu. Bismi İlahi İbrahim هذا ما يشتري مالك ابن زغر الحزاغي
من آل يعقوب غلاما يقال له يوسف بسبعة عشر درهما، وأشهد الله بذلك على أنفسهم وكفى بالله شهيدا. إنها متننا مشي إبراهيم في غمرن خداي بلن başlap şınamanı yazıyan şıbır kulam bir kul adı Yusuf şunu 17 derheme satyan Mısır'ın tacirı bulgun Malik beni Zuhar'ı Huzagi diyen adamı şunu satyan biz hemmemiz üşüp Huday'da şahit ediyor şu Malik'e şu mamula Huday'da şahit ediyor Huday'ın şahitliğinde bile beştir diyor. İnha şunlu Yusuf Aleyhisselam olura isti siz aydiyadınız Yusuf din bir doğunmuz vardı onu mücük idi deyip aydiyadınız inni putağda yazıp veren namanız o doğunuzu özünüz satıpsınız da deydi. Ve belli oldu siz oğurmuştunuz deydi. Atağınızın o doğunuzu oğurlap onu satıpsınız. Şol atağınızın ağrını inni men alıp verecek sizden neydi. Cellatlar gelsinler, hemmesinin kellesi kessinler şulon neydi. Atasından uğurlap doğunu satan adam bula, atasa bulardan ağrını alıp bilmeyendir, min özüm alıp veriyen bulan ağrını, atasının ağrını neyip, gazep etti, cellatlar çağırdı. İnha bulan bağırsa çığırıp ağlaştılar. Cahallarının tamasını üzdüler. Şunla aittı bilir. Hay Yakup bir oğlum gitti deyip ağlayan Yakup inni hemme oğlullarının ölenine haber verseler on halin nehil olur deyip bilir. Atasından şura ağladılar ölüleri. O zaman bilir haşt ettiler biz ölülmeli kıyınanımıza bizi öldür. Yöne bizim kanımızı boyat, şu köneklerimi egin başlamadı, kanlı köneklerimizi atamıza iyi verdiydi bula. Haiş destiler bula. O zaman tamam adamlarda leydan ruhlu, bunları padişah emretti öldürmeliyip, hem adamlarda yorak inanılma. O zaman şey deyip de, kanlı köneklerimizi egin başlamadı, atamıza iyi verdiyip, ne meden, Yusuf Aleyhisselam yürüyüm şadıyım. Yürü yürüm sapma, ağladı öyle. Onun insan, Cibril perişte geldi. Ey Yusuf dedi, tahvir nahayete yetti. Bes ettin dedi. Müddetil mihnet geçti, nefsinin ne özünü zahir et bulara dedi. Ne özünü tanıt dedi Cibril. O zaman işte adam, Yusuf Aleyhisselam'ın yüreğine bir rahmet geldi. Bir giyinişkellik geldi. Bir mihrivallık geldi. Yamaşradan bunlara bir söz aitti. Şunu Allah Tebarek ve Teala Sûre-i Yusuf'un 89. ayetinde Yusuf'un şolara karab aydan gefini Huday nakledip aydıya. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Kâle hel alimtum mâ fealtum bi Yusuf'a ve ahih iz entum cahilûn. Sadakallahu lazim. Aya siz bilyeniz mi Yusuf'ge bu onun bile doğununa eden işlerinizi şöyle eden işlerinin erbet işlerdiğini bilmeyen yağdaylarınızla eğer o işlerin erbet ve teleki içtiğini bilseydiniz evet etmezdiniz. Şunla Yusuf Aleyhisselam bir halimlik korkuzdi. Doğulluk hakkını oluru duydurdu, nesihat etti, oluru irşad, tövbe karşın çağırdı. Edeninizden haberiniz var olsa, inha siz tövbe edin edin işinizi, günahınızı yada salın. En aşağıda bir nişe saatler bana aitti. Ey azizler dedi, sizin eden işinizin bir işi, hukukul valid el mursel minallah. Siz atağınızı ıncıttınız.
ol ata necr ata, Hudayın tarafından peygamber edip iyi verilen ata, şu atanı ınzıttın o. Haberiniz var mı edin işinizden? İkilenci, katr rahmel ahl saddiq, bir saddiq bulun, doğrusul bulun, doğunluğun mehabbetin kestiniz dedi. Haberiniz var mı edin işinizden? Üçüncü isyanul lil halik el hayyul kayyum. Diri olgun, iyi deyip durun, üstünün gözü deyip durun, Hudayına ahip olunuz, etmediğini işlettiniz dedi. Haberiniz var mı dedi. Dördüncü tefriku Yusuf an ebihi ve kavmi. İnne ol Yusuf diyen doğunuzu atasından, kavminden ayırdınız dedi. Haberiniz var mı bir işten dedi. Beşinci eden işiniz, ihracuhu an mekani. Ol bir şehrini öz mekanından ayırdınız. Yat iyiledindiniz. Yurdundan ayrılan 40 yıl uğul yer deyiptirler. Onun mekanına ayırt, uğuledik koydunuz, haberiniz var mı deyip. Altıncı eden işiniz, ilkavuhu fil cüb. Onu elttiniz bir yılanlı, isyanlı deyipse karan kukuya okladınız dedi. Hey etmeliymiş bu zat dedi. Rahimda yoktu mu sizde dedi. Bir yumurkalı oğlun şey dedi. Karan kukuya okladınız dedi. Hevru ulu konulat diye bir şey edin işiniz dedi. Yedilince edin işiniz ne şevaktan sonra onu çıkarıp dedi. Eltip bir geçip var yani kervene satıp koyverdiniz 17 kara pulu dedi. Öz doğunuz dedi, hur eymin satmak doğru mu dedi. Bir eden işiniz dedi, bilyeniz mi heyveri olukun cürüm dedi. Fekkelenci ve izâkum bene yâmin kulli yomun bağlı dedi. Ondan sonra her günle inki kişi doğunuz bene yâmin dedi. Hemeniz gözünüze ağrırdı. Şana sevip eziyet verdiniz, durdunuz. Bunun ozası da onunla iyiydi zat değil lakı deyip. Son ruhuna çekip bir şey deyip. Hever gefiniz bilin horladınız onunla iyiydi. Aya doğur zat mı? Hâzihi kulluha kebâir mine zunub. Şeyden işten bağırsın, olukon günahlarınızdır deyip. Olukon günah ettiniz. Aya şeyden işlerinizden tövbe ettiniz mi? Şuna bir ökündünüz mi? Huday size mağfiret eder ya Allah. Ya siz şol önkü nadallığınızın yerinden bariyanız mı? Şıratlar size layık değerliydi. Siz Peygamber Han'ın vaadasından siz. Vahiy gelip durun Han'ın vaadasından siz. Sizden bir işler hevri bayittir. Ne mi bir işler ediyeniz? Siz geldiniz bana arz ettiniz. Biz garip düştük. Biz kahdi geldi. Yere içeri zadımız yok. Alukamız yok. Şey deyip, şunu bile uzur edip de, şunu dilene geldiniz. Ol, gariplığınızı, nadarlığınızı, kahdini arz etmelinizden evinçe, bir eden işinizi arz etmeliniz. Yusuf ve Yusuf'un doğununu eden işinizi arz edip, şunuyumun necreb olur kadip, şongurun etmeliniz. Siz dünyada, beşinlik dünyada horluğunuzu arz edeninizden ebedi, kıyamatta hor bulacağınız yada salıp, şunun tövbe edip, şunu arz etmeli hakkınız vardır dedi. Şu gürrünleri aydınlığından sonra, mın doğulları turup da, Yusuf Aleyhisselam'a bir aydın gepleri var. Şunu Allah Tebarek ve Teala, Sure Yusuf'un 90. ayetinde şehirli aydıya. Euzubillahimineşşeytanirracim. قالوا أإنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا
انه من يتق ويصبر فان الله لا يضيع اجر المحسنين. صدق الله العظيم. Yusuf Aleyhisselam'ın ağaları aittiler, doğrusu hükmen senin oğlun Yusuf değil mi? Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a aittim, men Yusuf'dirin, sıda men enevir atabir doğunum benayamindir. Tahkik muzzatını Tanrı Tebarek ve Teala bizlerge minnet edip verdi. Doğrusu her kim beyik Tanrı'dan korksa, boşandan gelen kıyınçılıkları kızıdasa, Bes doğrusu beyik Tanrı kovuluk etkücüdür. Payını puc etmez, hükmen ona bitevi sevap vererdi. İnha şu akayılardan alman neticesi, Hazreti Yusuf Aleyhisselam, öz ağalarına Malik bin Zuhur'un Yusuf'unu olurdan satın alan kabalasını çıkarıp, olurun ellerine veren zamanına, olur senedi görüp, hemmesi mutahayyir olup, başlarını etek salıp, angalıp oturmaklarının belli oldu. Şu dünyanın padişahının huzuruna ervet pervenden ele gelmekliği, aklını çağıştırıp da heyran ediyen bolsa, gör bak, ahiret gününde parça padişahların padişahı olun, beyik perverdigarın huzuruna ömür boyunca eden erbit işlerin yalının pervennesini eline verilenine sonra halın nehil olur. Arifler aittirler. Zin amal hainah ber nehci sevap nis cüz şermendeki vakti hesap. Şi doğru olmadık emeller bilen Huday'ın huzurunla hesabın şermendekiden maşgalat derler. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın doğulları, Malik ben doğurduğu bergen kabalarını işlerinden okuyup görürlerine, biz bu hati Yusuf ne satan vaktimizde Malik ben doğurduğu yazıp veriptik. Ellen elge gelip de padişaha kavuşuptur deyip tasavvur ettiler. Emme padişahını ağırlamak için ol bizim bir kulumuzdi. Onu bir Mısırlı tacire satıptık deyip bu kağıl şol vakitte şu tecrübe yazıp veren kavalamızdır diyenlerine sonra Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a aitti siz şu kavalanı okuyun. Men şunu işleyin deyip şol orgu okuduğuna bahsi etmişler yüze çıkıp kabut ediyen rahatları eşkar olup resva bir avrayı olmaklarından belli oldu. Şu dünyada bir insanın elinde olan ervet yazgıyını okuyumağın sebepli Resva biyavreyi bulyan bulsan, vay bahar kıyamatta, Tanrı Tebarek ve Teala'nın huzurunda, ikra kitabek, kefâ bi nefsikel yevme aleyke hasiba. Yine Allah Teala'nın aydın gibi, Kur'an'ın 17. suresinin 14. ayetine aydıp bir kıyamatta, yani sen okuy öz eden etmişlerin yazılan pervennesini, çünkü günne hesapkar özünsün. Bazı amallarından ağab olup bilirsin helak bol yanı yani cattap yanı deyip ahiret pervenden eline verilenine sonra hal yağdığın nahil olur. Her adamının pervenesini yazdığının perişte var. Ve mâ yelfiz min kavlin illâ ledeyhi rakibun atid. İnsan bir gebi geplemez, bir işi etmez, meğer rakip atit diyen nevi senlere onu yazdı, pervenin edip duğu. Biri sağında sokabını yazıyor, biri de solunda güneğini yazıyor. Eden etmişin pervenin olup da kıyametin Huday Teala'nın huzurunda avulin ahire mahlukun mukabılınla şu pervenleri okulacak. Onun için Hazreti Ali radıyallahu anh fermaş etmiş, eyyuhannas El-Hisab, Kavla-l-İkab. Ey adamlar, hesabınızı çekin, pervennenizi okuyun, Huday'ın huzurunu okuymakla eden etmişlerinizi, amallarınızı kontrolletten görün. Ne hilli oluyor? Ol-İkab'dan önce hesap çekin özünüzü. Hasibu, Kavla-en-Tuhasibu. Hesabı çekin,
hesabı çekilmek yani. Hesabı çekmek manası ne mi? Gördün millin eden etmişlerinde erbet işler var, günahkâşılıklar var, ağlap, yalvarıp, yevdirip, Hudaya Hudavanna, bana vurab olma, eciz benden vurab olma, tövbe ettim, peşiman oldum deyip de Hudaya yalvarıp yıkılmalı, ta çok günahın okulmadı ne uçya. O vakitte daha bir riyadın peydası yok. Üstünün canlı netice Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ağaları Mısır Padişahı'nın huzuruna ayıpları açılıp ölümge mehfum olan zamanlarına zar o tedarruk ile ağlamaklarından belli oldu. Şu dünyanın azıcık azabı insanı entitip ağla diyen bulsa gör bak ahiretin ebedi azabı nahilli olur. Gayet-i Allah Kur'an-ı Sure-i Taha'nın 127. ayetinde ayeti yağudu billahi mineşşeytanirracim ve la azabul ahire eşeddu evka. Ahiretin azabı heyver şerittir. Bir dünyadaki azaplara da mingriş mükadimelle. Heyver şerit kasıdır ahiretin azabı? Özü ebedidir. Hemişegidir. Bir dünyada her adam çikencen ve tevinle azap çekti diysen de ahirini cattap rahav oluyandır. Veli ahiretin azabı rahatsızın ide. Ebedi. Altınca alman netice Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ağaları öz canlarının temasını üzüp de padişahın bilin gallı köyünümüze atamızı iyi ver deyip haiş etmeklerinden maksatları ataları Hazreti Yakup Aleyhisselam bulurun kana ulaşan köyünüklerini vurup bulurdan temasını üzüp şol kanlı köyünükleri gözleyip şuna nazar edip onun yüreğindeki oğutlarının yalınları yarsın deyip şunu haşlettiler. Son geçen meselelerde o konu zerbi mesel var. Men muniga minen nazar tesella bil eser. Bir adam nazardan meniga dilse eser bilen ahramış tafar deyiptir. Bir adam oğlunu yitiren olsa şunun evin başını şunun köşünü, şunun telefonu görüp de yürüne bir hilli soğukluk geliyor. Şunun yarak bozun deyip ayıttırlar. Yedilince alman netice, Hazreti Yusuf Aleyhisselam ağalarına tehdit edip, oları ölümüne büyür yarlığı, olur yarlıklarını boyun almanı, eden işlerine ökünmeni, kayım duransan, şu tehditleri etti ona. Hazreti Ali radıyallahu anh fermaş ettir, El afu anil mukır la anil musir. Bağşaş diyelleri, afu diyelleri günahını boyun alıp ikrar eden adamı oluyandır. Yok deyip ısrar edip de onun zirvarına girmem duran adamın günahını bağışlamakta bir mana yok. Şunun için Yusuf Aleyhisselam tehdit ettir olur. 8. alman netice Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a Cibril peşte gelip, ey Yusuf, tahvif nihayete yetti, mihnet müddesi tamam oldu, inni öldüğünü bildir demekliğinden sonra, olurgu mihrivarlık bilen, duş olup, sücülük bilen, sözleşip, olurun eden işlerinin yanlışlığını düşündürüp, nesihat etmekinden belli oldu, her bir ulu makamın iyisi olan adamının bulmalı yağdığı şeyle. Başlak bulun adamlar, makamdar adamlar, mihriban, bahşişi kendim olmalı, geçirimli olmalı. Peygamber Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem fermaş ediyor, Re'sul akli bağdaddin, et teveddüd ilen nas, ve istinâ'l mağruf ilâ kul bernu facil. İnni din olup, Müslüman olundan sonra, inki aklın başışı, adamlar bilen, muhabbetli olmalı, adamlara geçirimli olmalı, yaşayan adamın bağırsına peydan yetirip durmalı. Bes akıllı adamının vazifesi. Onun için Peygamber Aleyhisselatü Vesselam sahih hadisinde fermaş ettir. Eddino en nesiha. Din niyelleri nesihattır diptir. Ulamalar cemaatlara nesihat etmeli.
Padişahlar rayetlerine nesihat etmeli. Baştaklar kovmanı nesihat etmeli. Öğün başlığı da öz ailesine nesihat etmeli. Hem işe kuluklarını okuyup durmalı. Kağıt bir sabırı açtım nitsa olamalla. Kavular buravari, kavuluk edeverin, namaz okuyun, meccide gelin, cuma gelin, cemaate gelin. İnhalekem yakşini yaman aydıp, özgüzlerin uluyuğa ihtiram edin, özün kişiye rahmedin deyip, nesihat verip durmalı. O zaman şu nesihatçı olsa, şu nesihat edilirler, hudihut, şu nesihatça muhabbet eder. Şu Hazreti Ali radıyallahu anh fermaş edilirim. En nusru yusmirul mehabbe. Nesihat diyenleri mehabbeti isar eder, mehabbet koyur. Onun için atalar oğullarına, edeler kıyılarına zor nesihat ettirmeli. Ay bir kuloktasınak, iştenak, menbir hasabede gelenak deyip durmalı. Yena aydıp, yena aydıp, yena aydıp durmalı. Biri kalmalı kulağına, biri kalır. Şey deyip, her adam öz kulasının akıllı şey deyip becermeli, yukurmalı. Dokuzuncu almanın netice Hazreti Yusuf Aleyhisselam, inha, mena Yusuf, bu da menin karnı bir doğunun ben ayağımı inleyip, özünü kamil, tanıdandan sonra özünü olurdun üstüm saymani. Belki bu ızzatını büyük Tanrı bizge minnet edip verdi deyip Allah-u Teala'dan görmeğinden belli oluyor. Her bir ulu makamı geçen adam ol ulluk dereceni özünün edermeliği bilen ele getiren mükemmel deyip hayal etmelidir. Onu Huday veriyenliğini zeyinden ayırmalılar. Mudan fikrinle borup durmalı, ölüm hiç tat, bir yağdayı bana Huday versip durmalı. Sonra Allah Tebarek ve Teala, Sure-i Âl-i İmran'ın 71. ayetinde fermaş ediyor, اَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ قُلْ اِنَّ الْفَضْلَ بِيَدِ اللّٰهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَى Ayet, ey bennem, bir yaşulluk ve avrey, bir baylık, bir izzet, bir hürmet, bir harfdan üstembe olmak bir Huday'ın bir berel fazlı, Huday'ın kudreti bilen bulun zat. Sonra Huday halen adamını beraya, menne bir yağda yoktur deyip, sonra Huday'dan gördüdür. Yine Yusuf Aleyhisselam, doğullarına kayın ki patsa, nemes edip yücüva, yine de olur üstem çıkmadı. Bizatları bana Huday'ın berel fazlı bilir. Onuncu alman netice Hazreti Yusuf Aleyhisselam her kim Huday'dan korksa ve şundan gelir insılıklara zıdansa büyük Tanrı onun payını puc etmez. Hükmen ona kamil sevap verir demeğinden belli oldu. Allah Teala'nın yanına olup on dereceleri ve büyük makamları teyitmek ansad işlerliği. Belki takvalık tarafında sabit kadın olup Sinav meydanlarına duş bulun, her tizli musibetler gazıdanıp, kıyınsılık yüklerini ah etmeni götürmek bilenlik belli olur. Onun için Hazreti Ali fermaş ediyor, et takva tuizzu, el fücur yüzillu. Adama izzet veren takvalıktır. Adamı zelil ediyen fasıklıktır. Es sabır min esbabı zafır. O zaman, sen bir doğru yolu bulup yüren yerinde mümkün min türlü kıyınsızlıklar gelsin. Sana sabretmeli. Sabretmek necatın sebeplerinden mutlu sebep. Hasır-ı kıssa Hazreti Yusuf Aleyhisselam. Yusuf Aleyhisselam'ın ağaları Yusuf Aleyhisselam'ı tanıyıp onun yüzüklüğünü bilenden sonra bağırsı Yusuf Aleyhisselam'ın ayağından okşamak için Yusuf Aleyhisselam'ın tahtına karşı yortuştular. Onun için Yusuf Aleyhisselam tahttan düşüp öz ağaları bilen kucaklaştı. Sonra ağalarının aydan kefini Allah Tebarek ve Teala Sure-i Yusuf'un tohtiyem verilence ayetinde şihirle aydıya. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kalu tallahi lekad âzerekallahu aleyna ve in kunna lehâti'in.
Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ın ağaları aittiler, biz büyük Tanrı'nın adı bilen ant içiyoruz. Hükmen Tanrı Tebarek ve Teala seni ihtiyar etti. Ve seni bizlere üstüme eylendirdi. Görünükte ve bilimde ve baylıkta ve ulluk derecesinde. Ve doğrusu bizler yalnızsızlar ve günah işletme ucularından bulduk. Onun için Allah Tebarek ve Teala senin dereceni bizden yukarı etti dedi. Sonra şu ağalarının gefine veren cevabını Allah Tebarek ve Teala Sure Yusuf'un 92. ayetinde beyan ediyor. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Kâle lâ tesrîbe aleykümün yevûm. Yâfirullâhu lekum ve huve erhamur râhimîn. Yani Hazreti Yusuf Aleyhisselam öz ağalarına aitti. Şunki gün menden sizlere ayıp etmek yok. Büyük Tanrı sizin yalıklarınızı yalkar. Oşol büyük Tanrı ısınçlıklı ve rahmet vücudların inki rahmet vücuduna gider değil. Menden indiden böyle ayıp yok. Bir eden işiniz gerekli. O zaman Yusuf Aleyhisselam ağalarını, Yusuf Aleyhisselam bir sahi adam. Önün mimarhanesi var, gelen mimarhana, her yerden çar taraftan gelen mimarlara, hizmetkarlar var, onu kovup edirayılar edilen. Ama bu ağalarını ertir akşam hem de vakitte öz seltenet sıfırasına çağırıp selteneti pezirayılar bunları ederdi diye. Sonra ağaları Adem'i verdiler. Yusuf bizi böyle utandırmasın. Biz bulur şu halkın iyi bir şeyin adını iyisek bize ken bizi ertir akşam sobana, nahara, şama çağırıp bizi katı utandırıya deyip utancından bir adam iyi verdiler. Sonra Yusuf Aleyhisselam yankı ağalarını çağırıp getiriptir. Aydıptır ağalarına, ey ağalarım deyiptir. Doğru men şu at Mısır'ın padişahı ol vatın. Yönü bulur beni şal öykü göz bile gözü yendirler deyiptir. Görün Huday'ın kudretine. O niye de kara köpeğe sattılan kulli bugün kuyun bu da padişah bulup otuyor diyendirle bana deyip. Olun ay diyen gurrun lütçüdür. Ve lekad şerreftü büküm el an. İni şuun kuyun bana bir şerafet verdiniz. Bana bir izzet verdiniz. Beni halkın gözünde uğulttunuz. İni bir sürü de oğullu buldum ben. Adamlar bildiler. Ben ya Hazreti İbrahim peygamberin atıklardan nani. Son Yusuf Aleyhisselam'ın atası Yakup peygamber, onun atı İshak peygamber, onun atası İbrahim peygamber. Bes, mena bir olukhan dili züyülüktür gelmeniz dedi. Mena bir olukhan arkadır. Onun için köp korkulur, terin batırır. Köplükte şöcür bir eser vardır. Onun için köp gayrın karnısını köp mesela tayfanı, köp doğulun, hey ora kadrını bilmedi. Köylülerden aydanın uğrun, yekanın çanı çıkmaz iptir da. Bes Yusuf Aleyhisselam, ağalarının köplüğü bilen iftihar edip, ağalarına şu cevap verdi. İnşallah Teala, bundan beyleki bulun vakıları, gelecek hutbalarda size ait düşündürürüz. Allah Tebarek ve Teala, barimizi tufiği hidayet verip de, barimizi şu nesikatlardan fendi alıp da nesikat istiyarlardan aylanır. Rabbena âtina fid dünya hasene ve fil âhiret hasene ve kına azabın nâr ve şirna mâle ebrâle. Ya aziz, ya gaffar, ya kerîm. Rahmet ya Rabbi.